Günaydın. Günaydın. Bize niye haber vermediniz oğlum? Senin ayağın ne oldu kız? Gerizekalının biri eşeğe gül bırakmış. Ben de üstüne bastım. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol Aylin. Bu arada ne olmuş Mesut abiye? Hadi Tunç, sen seviyorsun diye bak yumurtalı ekmek yaptım. Sağ ol Ayla teyze. Teşekkür etmeyi bırak da tabağındakileri bitir. Hadi canım. Anne ben gidiyorum. Pınar? Bu halde nereye böyle sabah sabah? Anneciğim ben aslında... Pınar. Bir deneme çekimine gidiyorum. Deneme çekimi? Ne? Nereden çıktı kızım? Hem ne? Bir şey değil anne. Görüşmeye çağırdılar sadece. Şimdi mi söylenir bu kızına? Babanın da haberi yok. Olmayıversin şimdi. Ne olur? Hem zaten sadece bir görüşme. Bakarsın bir şey çıkmaz. Boşuna ayağa kaldırmayalım ortalığı. Tamam ama dikkatli ol. Bak saçma sapan bir işe girersen babanı biliyorsun işte. Söyletme. Hiç merak etme annelerin güzeli. Kaçtım ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mesut abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yapabileceğimiz bir şey olursa söylersin. Açtım velayet davasını abi. Savcılığa verdim dilekçeyi. İyi misin abi? Davayı açmakla en doğrusunu yaptın usta. O evden uzak dur. Uzak dur, yakma kendini. Eskiden böyle değildin ama Tunç. Tabağında yemek bırakıp üzmezdin beni. Canım istemedi. Tamam, önemli değil. Akşamüstü şöyle güzel bir keşkülü yaparım. Karşılıklı yeriz ha. Biz ne olacağız böyle Ali teyze? Annem ne olacak? Babam, ben. Düşünme artık bunları Tunç. Bak baban nasıl, biziz. Hepsi geride kaldı. Bir daha eve dönmeyeceksin. Kurtuldun. Annem kurtulamadı ama. O adam annemi çok kötü dövüyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Annemi kim kurtaracak Ali teyze? Onu kim kurtaracak? Ayağın nasıl? Bir gül verdin sakat kaldım. Gülme bak fena olacak. Ayaklarının dibine güller seriyorum. Görmezden gelip çiğniyorsan ben ne yapayım? Allah Allah. Aile teyzeni üzmüyorsun değil mi Tunç? Hayır baba üzmüyorum. Ne zaman gelirsin? İşim biter bitmez oradayım oğlum. Sen iyisin değil mi? İyiyim baba. Annemi düşünüyorum. Evet. Annem. Annemi kurtar baba. Annemi odamdan kurtar. Kurtaracağız oğlum. Annemi de kurtaracağız. Tunç ben... Ben sonra seni ararım tamam mı? Tamam baba hoşça kal. Yeşim'i nasıl kurtarmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yeniden bir araya gelme ihtimali. Yok öyle bir ihtimal. İzin olursa eğer. Yani bak ısrar etmiyorum ama. Hani istersen diyorum. Gevelemeden söylesen. Söyleyeceğim de. Korkuyor musun? Biraz. Bak ben. Ben dün geceyi telafi etmek istiyorum. Gerçekten mi? Hem de çok. Afiyet olsun. Başkomiserim. Söyle Aylin. Az önce bir telefon geldi. Bir kaçırılma vakası. Affedersiniz. Özür dilerim. Ekip toplanın gidiyoruz. Mesut, Hüsnü. Siz de gençler. Aylin sen de bizimle. Baş üstüne. Aferin. Kitabını bitir sonra bunun kompozisyonunu yazdıracağım. Tamam mı? Tamam. Hı. Tunç. Anne. Canım. Oğlum. İyi misin bir tane? İyi misin? Okuması ve kompozisyonu çok iyi. İlginize çok teşekkür ederim. Yeşim. Şu gözlerini çıkarsana. Kalsa daha iyi. Lütfen. Kocan yaptı değil mi? Hayır. Ben yaptım. Hepsi benim suçum. İlahi adalet. Bu doğru değil, böyle düşünme. Mesut'u bırakmam hataydı. Alkolik bir kocam olsun istemedim. Ona destek olmak yerine kaçtım. Gittim bir adama sığındım. Yanlış bir adam. Kendini bu kadar yüklenme sen. Yağmurdan kaçarken doluyu tutulmak. Sanki benim için söylenmiş. Neredesin sen?
Geldim işte, bağırma. Ukalalık yapma. Telefon neden kapalıydı, neredeydin? Ayla abladaydım, Rıza abinin karısında. Tunç'u görmeye gittim. Yok ya, yalan söylüyorsun. Hayır, söylemiyorum. Ona gittin değil mi? O adi herife gittin değil mi? Ha? Ne yaptın ha? Benden dert yandın öyle değil mi? Ha? Benden dert yandın öyle değil mi? Söyle, yattın mı onunla? Ha? Seviştiniz mi? Ha? Yattın mı onunla? Ne diyorsun sen Nihat? Evin kusuruna bakma ne olur. Deli misin, çok şirin. Yalan söyleme. Yo, çok ciddiyim. Sık sık bekleriz o zaman. Mesut, lavabo ne tarafta? Hemen solda, perdenin arkasında. Buket abla için ne düşünüyorsun baba? Niye sordun? Sen onunla... Yani ikiniz böyle. Hayır. Yani şimdilik hayır. Olabilir ama, değil mi? Bilmem. Buket iyi bir kız. Belki bu rahatsız mı etti seni? Yo. Buket ablayı ben de sevdim ama. Ama ne? Annem. Bak Tunç. Kimse annenin yerini almaya çalışmıyor. Baba. Ben buradayım. Senin yanındayım. Güvendeyim. Ama annem. O hala o evde. O evde olmak annenin tercihi olur. Bir kocası var. Buna müdahale edemem ki. Annem her gün o adamdan dayak yiyor baba. Siz daha başlamadınız mı? Seni bekledik. Beğendin mi Tunç? Evet. Kendini iyi hissediyor musun Tunç? Hı hı. Belli, iyileşmişsin. Okulların açılmasına da bir şey kalmadı. Tunç, Buket ablan bir şey sordu, cevap versene. Ben biraz gariple oynayacağım. Tunç! Boş ver, gitme üstüne. Kusura bakma. Ne bu halin? Dayanamıyorum Mesut. Dayanamıyorum. Ne olur yardım et bana. Gir içeri, gir. Anne. Canım. Anne yine mi dövdü adam seni? Tamam bir tane. Sen düşünme bunları. Özür dilerim. Senin suçun değil. Yalnız zamanlar. Zamanı istediğin gibi ayarlayamazsın. Kusura bakma. Onları yalnız bırakma Mesut. Sana ihtiyaçları var. Biliyorum. Hadi dön yanlarına. Gecikme. O kadın kimdi Tunç? Buket abla. Babamın bir arkadaşı. Ben babamla konuştum. Arkadaşlar. Aralarında hiçbir şey olamaz. Hadi gir içeri, üşüteceksin. Hoppa. Sizi de rahatsız ettim. Böyle zamansız. Önemli değil. Annem burada bizimle kalsın mı baba? Olmaz Tunç. Neden? Olmaz dedim. Anneannene gideriz oğlum. O da özlemişti zaten seni. Olur değil mi? Gece de beraber uyuruz. Olur. Senin için bir sakıncası yoksa tabii. Tunç, sen çantanı topla, ben sizi bırakayım. Hadi. Hadi, hadi. Eline sağlık. Ben odama çıkıyorum. Tamam kızım. Yeşim geldi bugün. Kız berbat durumda Rıza. Tunç tamam ama Yeşim için de bir şeyler yapmak lazım. Neden boşanmayı düşünüyorsun? Ona kalsa hemen boşanacağım. Neyi bekliyor? Yapma Allah aşkına Rıza. Adamın sağ solu belli olmuyor ki. Gazetelerin 3. sayfasını okumuyor musun hiç? Okumuyorum Aylacığım. Her gün yaşıyorum ben o sayfayı. Annem senden hoşlandı. Emin misin? Evet. Ya sen? Ben hoşlanmak lafını pek sevmiyorum. Doğru. Şu hafif kelime. Ben galiba hala aşka inananlardanım. O zaman bana aşıksın. Saçmalama. Değil misin? O iş zaman ister. Biraz acele etsen iyi olur. Nedenmiş o? Kadınlar çabuk çöker biliyorsun. Böyle giderse beni sevene kadar ihtiyarlayacaksın.
O zaman da şansın bayağı bir azalır. Ukala. Arabana geldik komiser. Benden bu kadar. Aşk diyorduk değil mi? Bu biraz daha yürüyeceğiz demektir. Dövecek kimse yok. Elif'in çenesini kırmışsın. Almadı, geri kalmamış. Söz vermiştim Mesut. Hani söz vermiştim. Ben size adamı gebertmeyeceğim diye söz verdim Rıza baba. Sözümü tuttum. Dua et. Dua et de adam şikayetçi olmasın. Al şunu götür karşımdan. Ben kendim çıkarım amirim. Abi bana niye haber vermedin? Gidip beraber yapardık, ne yapacaksın? Oğlum senin özel işlerin vardır. Meşgul etmeyeyim dedim.